6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi, mesafe fark etmeksizin maddi manevi herkesi büyük ölçüde etkiledi. Depremin fiziksel etkilerini yaşamayan illerdeki insanlar bile bu durumu atlatmakta güçlük çekiyor. Kısacası insanlar duydukları veya gördükleri şeyler ne kadar uzakta olursa olsun bundan etkileniyorlar. Peki üzerinde yaşadığımız gezegen bir şeylerden etkilenerek depremleri tetikliyor olabilir mi? Tarihsel kayıtlara bakıldığında gökyüzünde kuyruklu yıldız görülmesi çoğu zaman hayra alamet sayılmıyordu. O dönemlerin yaygın inanışına göre gökler sabitti ve bu değişmezdi. Gökyüzünü değiştirecek her türlü olay ise felaketle yorumlanırdı. Kuyruklu yıldızlar ve güneş tutulmaları gibi. Bilimin yeri günümüzde çok daha nesnel ve ölçülebilir niceliklerle cevaplanan sorulara dayanır. Geçmişte de bu böyleydi fakat ölçüm teknikleri ve gözlem aletleri yetersizdi. Yani açıklanamayan çok fazla soru işareti vardı. Örneğin kuyruklu yıldızların nereden geldiği ve etkisinin ne olabileceği konusunda yapılan araştırmalar öyle yetersizdi ki bilimsel nicelikler yerine halk konuşulan sözlere itibar ediyordu. Örneğin kuyruklu yıldız bir felaketti. Tabii yalnızca görünebilenleri. Güneş sistemi, 8 gezegen, 5 cüce gezegen ve yüz binlerce asteroid, kuyruklu yıldız, toz ve gazdan meydana geliyor. Oldukça kalabalık bir yapının içinde olsa da kütlenin %99'u güneşte toplanıyor. Diğer her şey de %1'lik kütlenin içinde. Bu hesaplamalara göre kütleler küçük görünse de dünya bizim için son derece büyük. Benzer şekilde uydumuz Ay da öyle. Bu iki gök cisminin birbirine uyguladığı çekim ise hayati sonuçlar doğuruyor. Ayın yörüngesi, mesafesi, yapısı, dünyada yaşamın var olması, okyanus hareketleri ve bir günün süresi gibi parametreler bu ikilinin arasındaki ilişkiye bağlı. Kütle çekimsel olarak Ay ile birlikte bizi yani gezegenimizi en çok etkileyen gök cismi şüphesiz Güneş. Yörüngemizi, yaşanabilirliğimizi sağlıyor. Bu iki gök cismi Güneş ve Ay hiç durmadan dünyayı çekiştiriyor. Çok uzun dönemlerde dünyanın dönüşüne ve eksenine etkisi oluyor. Fakat burada bahsedilen binlerce ve milyonlarca yıl süreyi kapsıyor. Kısa dönemli olarak ise bu iki gök cisminden başka tek başına bizi etkileyebilecek bir gök cismi Güneş sistemi içinde mümkün değil. Jüpiter bile kütlesine rağmen bizden çok uzakta. Bu nedenle hiçbir gök cismi tek başına dünya üzerinde ciddi bir etki yaratacak kütleye sahip değil. Bildiğimiz fizik kanunlarına göre kütle en önemli parametre. Evren dokusu içinde kütleniz ne kadar büyükse etrafınızdaki cisimleri o denli etkileyebiliyorsunuz. Etki alanının ise mesafe ile ters orantılı olduğunu da belirtmek gerek. Kısacası gökyüzünde gerçekleşen olayların dünyayı etkileyebilmesi için en önemli iki parametre kütle ve mesafe. Güneş sistemi uzaklarında birkaç metre çapındaki asteroid dünya için hiç önemli değilken bu asteroid dünyaya yaklaştıkça çok önemli olabilir. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin yayılma dalgalarını şu anda görebiliyorsunuz. Mesafeler değişmese de geometri unsuru da oldukça önemli. Güneş, Ay ve Dünya'nın aynı doğrultu üzerinde dizilmesi kısa süreli bir ölçekte ancak okyanusları ve suları etkiliyor. Yer kabuğunu oluşturan litosfer ve astenosfer tabakaları bu çekimden direkt olarak etkilenemeyecek kadar katı. Güneş ve Ay tutulmaları doğrudan doğruya Dünya'nın katmanlarını etki edemeyeceğini biliyoruz. Ama buna rağmen şüpheci bilim yaklaşımları sayesinde bu konudaki araştırmalar da devam ediyor. Fakat gözle görülür bir kanıt bulunmuş değil. Kütle çekiminin evrende ne kadar önemli bir kuvvet olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte dünyaya en büyük etkinin Güneş ve Ay tarafından uygulandığını da biliyoruz. Tüm bunlara rağmen klasik Newton fiziği gereğince yapılan kütle çekim formülü hesaplamaları bize bu etkilerin deprem yaratacak düzeyde olmadığını gösteriyor. Ayrıca bu etkilerin ortaya çıkması için büyük kütleler gerekiyor. Kuyruklu yıldızlar bu konuda etki yaratabilecek en küçük gök cisimleri. Gökyüzünde görülmeleri ve hatta görülmemelerinin dünya üzerinde yaşanan depremlerle doğrudan bir ilişkisi olması pek mümkün değil. Bu düşüncenin temelinde günümüze kadar meydana gelen depremlerin oluştuğu sırada gökyüzünde kuyruklu yıldızların oldukça az görülmesi olsa da astrolojik araştırmalar yapan astrologların görüşlerine göre ise bu kuyruklu yıldızlar deprem oluşumunda arka planda etki etmektedir. Tıpkı güneş tutulmalarında olduğu gibi her bir kuyruklu yıldız geçişinin bir depreme rastlama olasılığı yüksek.
Ayrıca geçen kuyruklu yıldızlar görülür parlaklıkta olmayabilir. Tıpkı bugünlerde dünyaya yakın konumdan geçmesine rağmen çıplak gözle görülemeyen E3ZTF kuyruklu yıldızı gibi. Ege Üniversitesi astronomi ve uzay bilimleri öğrencileri güneş tutulmalarının depremler üzerindeki etkisini incelediler. Lisans araştırması olarak yapılan bu çalışmada 8500 veri üzerine çalıştılar ve 1900-2014 yılları arasında gerçekleşen 6 ve üzeri büyüklükteki depremleri dikkate aldılar. Benzer şekilde 1900-2014 tarihleri arasında gerçekleşen yaklaşık 90 güneş tutulması ve 90 ay tutulması hesaba dahil edildi. Ayrıca araştırmacılar volkan faaliyetlerini de inceledi. Tüm bu incelemeler ve hesaplamalar neticesinde kayda değer şekilde birbirini etkileyen bir güneş tutulması veya ay tutulması zamanlarında bir depremin meydana gelmediği görüldü. Daha kesin bir yargıya varılması için literatürde çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu da bildirildi. 23 Haziran 2014'te Güney Pasifik'te 6 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldiğinde bilim insanları bunun gezegenlerin konumlarından kaynaklanıp kaynaklanmayacağını araştırmaya başladı. Frank Hogerbeets ve ekibi Güneş sistemini oluşturan gezegenlerin tam olarak konumlarını hesaplayabilmeleri için Güneş Sistemi Coğrafya Araştırmaları Enstitüsü'nü kuruyor ve Solfej adında bir simülasyon uygulaması geliştiriyorlar. Bu uygulamada geçmiş tarihler dahil olmak üzere dünya üzerindeki büyük depremlerin olduğu günlerdeki gezegen konumları görülebiliyor. Yapılan çalışmalar henüz çok kısa zaman aralığında ve az sayıdaki deprem üzerinde gerçekleştirilmiş olsa da yine de dikkate değer görülüyor. Tek başına dünyamızı etkileyen gök cisimlerinin ay ve güneş olduğundan bahsetmiştik. Frank Hogerbeets ve ekibi diğer gezegenlerin konumlarının buna katkı sağlayabileceğini de vurguluyor. Frank Hogerbeets'in yaptığı bu çalışmanın kütle çekim üzerine olmadığını özellikle belirtelim. Gezegen konumlarının dünyayı çekiştirerek deprem yaratmasından bahsetmiyorlar. Atomik olarak atmosfer katmanını etkilemesinden ve ortaya çıkan elektromanyetik güçten bahsediyorlar. Dünyanın katmanları üzerinde stres yaratabilme özelliğine dikkat çekerek elektromanyetik alanların tedirginliğinin bu sürtünmeleri tetikleyebileceğini belirtiyorlar. Şunu unutmamak gerekir ki dünya küresinde her yıl ortalama 20 bin yani her gün 55 civarında deprem oluyor. Bunun yanında geometriden kaynaklı bir yılda en fazla 7 güneş tutulması meydana gelebiliyor. Yani bir depreme bir tutulma denk gelme ihtimali çok olası. Kuyruklu yıldız geçmesi ise çok daha düşük olasılık. Benzer şekilde ülkemizde yaşanan büyük facianın olduğu gün ay dolunay evresindeydi. Bu da dolunayın deprem üzerinde etkili olabileceğini bizlere düşündürtüyor. Her şeye rağmen bilim gerçekleri araştırmaya ve karanlığı aydınlatmaya devam ediyor. Evrenden daha fazla mesaj almak istiyorsan sen de kanala abone ol.